Tekrar merhaba. İlk sözü Zeki Bey'e veriyorum. Sayın Zeki Gündüz'e. Buyurun hocam. Diğer arkadaşlara çok soru geldi. Onlar hazırlansın. Hazırlanırken ben de bana gelen sorulardan başlayayım. Bankaca kesilen faturalardan doğan kur farklarında banka fatura düzenleyemediği, dekont verebildiklerini beyan ediyor. Dekonta istinaden kur zararı ve KDV yazılanabilir mi? Şimdi bankalar verdikleri hizmetlerle ilgili olarak katma değer vergisine değil BSMV'ye tabiler. Dolayısıyla bankaların fatura kesmesi, katma değer vergisi uygulaması zaten gerekmiyor. Orada oluşan kur farkları da doğrudan doğruya sizler için gider olacak. Bu kur farkları da var ise kur farkları da BSMV'ye tabi olur mu olmaz mı o ayrı bir konu. Bankanın zaten üzerinde düşünüp varsa uygulayacağı bir şey olur. Geriye dönük 2018 yılı için 2019'da kur farkı faturası kesilebilir mi? Kesebilirsiniz. Düzeltme beyanı ya da pişmanlıkla beyanla ancak katma değer vergisinde bir eksik beyanlı söz konusuysa onları beyan etmeniz gerekir. Belki yeni düzenleme de faturayı düzenleyeceğiniz taraf açısından bakıldığında bir yıl yeni de süre uzatım imkanı verdiği için 2018 ile ilgili 2019'da kesilen faturaların katma değer vergisini de karşı tarafta indirebilecek gelecek senin 2019'un sonuna kadar. O da bir çözüm yaratmış olur. İştiraki olan firmaya borç vermek ortaklara borç vermek gibi midir? Evet, tam hani belki anlayamamış olabilirim ama netice itibariyle bir iştirakiniz, siz bir firmasınız, hissesine sahip olduğunuz bir firmaya borç veriyorsunuzdur. Grup şirketlerinin birbirine borç vermesi. Bu konu örtülü sermaye açısından daha ziyade anlamlı olabilir. Eğer bu verilen borcun öz varlıklarla mukayese edilmesinde varılan tutar örtülü sermaye açısından sorun yaratırsa bu borçla ilgili faiz, kur farkı giderleri aşan kısmı itibariyle gider yazılamaz. Ortağa dağıtılmış kar payı sayılır. O açılardan önemlidir. Onun ötesinde ilişkili firmaların iştiraklerine borç vermesi, alması, bir de Türk Ticaret Kanunu açısından son zamanlarda biliyorsunuz tefecilik sayılır mı sayılmaz mı diye tartışılmaya başlandı. Onun ötesinde farklı bir anlamı, önemi olmayacaktır. Emsal bedeli üzerinden işte faiz hesaplayacaklar, faiz üzerinden katma değer vergisi uygulayacaklar. Onlara dikkat ediyor olmak gerekir. Devam edeyim mi müktezalarla? Yoksa hazırsanız. Aslında çok soru var. Dolayısıyla bunların evet, içerisinden seçmek ve hemen cevaplandırmak ve hepsini cevaplandırmak süre açısından da pek mümkün değil. Artık hani bakmak da zaman alıyor. Ben şöyle 2-3 tane seçtim. Mesela gerçek kişi ücretli çalışan basit usul kimseye kiraya vermiş iş yerine. Burada basit usul olması sebebiyle aslında kiradan herhangi bir stopaj bildiğim kadarıyla yok. Dolayısıyla soru da şu şekilde, bunu beyan edecek mi diye. Evet, gelir vergisi kanunun 86. maddesinde yer alan tevkifata tabi olmayan GMS ise eğer bu, beyan sınırını yani orada belirtilen sınırı aşması halinde beyan edebilecek. Diğer taraftan yani bunu beyan etmesi gerekiyor. Şurada bir soru dikkatimi çekti. Yani yurt dışı hizmet ihracında yurt dışında örnek verebilir misiniz diye. Orada genelde gelir vergisi kanunun 89. maddesinde aynı düzenlemeler kurumlar vergisi kanunun 10. maddesinde de yer alıyor. Eğitim
hizmetleri, sağlık hizmetleri, o yönden herhalde soruluyor bu soru hizmet ihracı olarak. Bir de şey var, muhasebe, raporlama, bu soru orada mı sorulmuş? Yani hangi hizmet ihracı? O da çok önemli. Ama hani hizmet ihracında yurt dışında yararlanmayı çeşitli örneklerle açıklayabilir misiniz? Bizim önümüze en çok gelen şeylerden biri işte mimari projeler. Bu projeler münhasıran hani yurt içinde yapılıyor ama projelerin yararlanması yurt dışında oluyor. Bu kapsamda da bir hizmet ihracı söz konusu olabiliyor. Yine bu ikale sözleşmeleriyle ilgili yapılacak iadeler, işte hangi belgeler isteniyor, nereye nasıl müracaat ediliyor diye bir soru sorulmuş bu tazminatlarla ilgili. Sunumda da açıklamaya çalıştık. Burada bir kere biraz önce de bahsettim, çok fazla dava konusu oldu bu. Hem Maliye Bakanlığı da artık biz bunu kesin çözüme kavuşturalım diye bu sene geçici 89. maddeyi çıkarttı. 27, eğer 27.3.2018'den önceyse bu tazminat ödemeleri artık herhangi bir hesaplama yapılmayacak. Bu ödemeler neyse bunun üzerinden tahakkuk edip kesilmiş vergiler iade edilecek. Tabii dava açılmamış olması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Beyan, yani tarhiyata yetkili daire, tabii stopajı yapan kişinin, tüzel kişinin bağlı olduğu vergi dairesi olacak. Burada belgelendirme noktasında henüz bir tespitimiz yok. 306 Sıranoğlu gelir vergisi tebliği numarasını umarım doğru hatırlıyorumdur. Taslağı var. Ve ona belki eklemeler yapılabilir. Taslağın son halinde görmüş değilim. Ama burada maliye vergi daireleri bir hesaplama yapacak. Biz de aramızda konuşuyoruz bu dairelerin iş yükünü çok artırabilir mi diye. Ama en nihayetinde bizim bu tevkifatın yapıldığına, beyan edildiğini ve bize ödendiğini tevsik edici belgeler ne olabilir işte? Bunlara bakıp, yani biz bunu ödenip ödenmediğini ve ilgili mükellefe de kesilen vergi tutarı o mu diye tespit edebileceğimiz bordrolar ve ödeme belgeleriyle birlikte başvurulduğunda, yalnız dediğim gibi bu belgelendirme konusundaki tespitler, yani bu ikinci düzenlemeler çıkmadı henüz. Bu belgelerle başvurulduğunda daireler iade taleplerini gerçekleştirebilecekler. Eşinin kira gelirini tahsil eden kişi, burada biz şey tavsiye ediyoruz. Yani mal sahibi kim gözüküyorsa, biraz o noktada bakılıyor, para da onun hesabına yatsın diye. Eşinin kira gelirini tahsil eden kişi kendisi mi beyan edecek? Bu noktada dediğim gibi biz de hani bu işin tam belirlilik esasına göre, hani malın sahibi kim, para kime yatıyor falan noktasında kendisinin beyan etmemesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Eşinin, ama tabii tahsil sayılan, yani gayrimenkul sermaye irade açısından tahsil esasına giriyor mu, tahsil edilmiş sayılmıyor mu, tabii ona da bakmak lazım. Yani çok soru var, bilmiyorum ben de hangisine cevap vereceğimi ama ben yine vergi uyumlu mükelleflerin, üstadım siz mi sordunuz? Ona sormuş galiba. Ama o size. Ha, evet. Vergi uyumlu mükelleflerin %5 vergi indirimine faydalanmak amacıyla bir anonim şirketin beyanı verirken 40 vergi kodu için kanun süresince verilmemiş beyanname var uyarısı ile karşılaşıyoruz. Ve beyannamenin onayını kabul etmiyor. Halbuki damga vergisi 32 ve 46 seri nolu tebliğlerinde beyanı gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyan zorunluluğu kaldırılmıştır. Durumun düzeltilmesi ile ilgili sormuş. Yani burada bize başvurması gerekiyor mükellefin. Şimdi bu en nihayetinde biraz önce Zeki Üstadımız da bahsetti. Maliye Bakanlığı gerçekten otomasyonu çok etkin kullanan bir bakanlık. Ancak otomasyonda bir takım sıkıntılar da çıkabiliyor. Mesela bazen şöyle başvurular da oldu. Ben vergimi süresinde ödemiştim. Ancak beyanname verirken bana şu dönemdeki vergiyi süresinde ödemediğim uyarısı geliyor. Bu konuda bize başvurulduğunda biz olayın gerçekliğini araştırmak için Gelir Dairesi'yle bir yazışma yapıyoruz. Orada her türlü bilgi var. Eğer bu
beyanname verilmemesi gereken bir damga vergisi ile ilgili bir şey ise, yani beyanname verilmemesi gerekiyor ve bu halde de beyanname vermediniz diye uyarı çıkıyorsa, burada mükellefin diğer şartları da taşımasıyla birlikte hakkı zail olmamış oluyor. Ama yine de bize bir yazılı başvuruda bulunmasında fayda var. Biz de bunu tespit edip kendisine bir cevap verebiliriz. Yani bunun beyan etmemesi gereken bir beyan etmesi gereken bir damga vergisi söz konusu olmadığı halde beyanname vermesi gerektiği uyarısı geliyorsa. Ben çok özür dilerim ama duyamıyorum sizi. Tamam, soru gerçekten çok uzun olduğu için ben hepsini okumadım. Maille bize ulaşırsanız eğer, yani biz de genelde hızlı çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu hususu mağduriyete yer vermeyecek şekilde inşallah sonuçlandıralım. Mail adresim de internet sitemizde var. Durumu belirterek bize mail atarsanız eğer bizdeyse zaten sonuçlandırırız. Ama dediğim gibi bu durumu tam hani detayını da belki başka yerlere de sorulmuş olabilir. Hani burada yani bize dediğim gibi maille eğer dönerseniz bir mail atarsanız biz inşallah hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalışalım. Sorular çok. Benden bu kadar diyelim. Hangisi? Ama burada bir 20 tane falan var, acaba hangisi? Ben dönüşümlü yapalım. Tamam. Selahattin Gökmen arkadaşıma veriyorum sözü, konuşmacımız. Evet, Nusret Yöney sormuş. Stok affından faydalanan tutarın şirketten çekilmesi kasıkar dağıtan sayılmıyor ve stopaj yapılmıyor. Buraya kadar tamam. Peki bu parayı alan ortak için aldığı tutarın gelir vergisine tabi olup olmama durumu hakkında tereddüt içermekteyiz. Kar payı gelir midir? %50 istisna uygulanacak mı diye sormuş. Şimdi af kanunları kapsamındaki stok affından gelen rakamların işlenmesi halinde geçici bir hesap açıyoruz. 525'li bir hesap açıyoruz. Ve o kanunda der ki bunların der işletmeden çekilmesi sermayede, yani sermayeden çekilme olarak gördüğü için sermayenin unsuru sayar. Sermayenin unsuru saydığı için benim şahsi kanaatim, yani kendim söylüyorum, kar payı gibi olmaması lazım. Dolayısıyla beyan söz konusu değil, şahsi görüşüm, onu öyle düşünüyorum. Çünkü sermayenin bir unsuru olduğu için... Hayır, yani vergi hesaplanması geniş mi yorumlamak, dar mı yorumlamak diye soruyor arkadaş herhalde. Bana göre geniş yorumlamak lazım. Bu bir sermayenin unsuru olduğu için nasıl işletmenin sermayesini azalttığınız zaman artırılmış sermayeyi geri çekerseniz kar payı dağıtmıyorsak bu da bir kar payı değildir. Aslında ortak işletmeye borç para vermiştir. Borç parasını geri alıyordur. Yani bunun aslında mantığı budur. Vergilendirmemenin mantığı da buradan gelmektedir zaten. Gerçek kişi hem konut kira geliri elde hem de iş yeri kira geliri elde etmiştir. 34 nitelinin altında kalmaktadır. Ancak kira konut kira geliri için ödeyeceği vergiden düşmek maksadıyla 34 niteliği aşmamasına rağmen iş yeri kira gelirini beyan edebilir mi? Edemez. Çünkü beyan edilmeyecek kazançlar gelir vergisi kanunu 86'da şunlar varsa beyan edilmez der. Edilmeyebilir demez. Edilmez dediği için edilmesi mümkün değil gibi görünüyor. Genç girişimci istisnası 1-2-3. Dönem geçici vergilerde uygulanmayıp son dönem geçici vergide uyguladık. Ödenen geçici vergiden iadesi mümkün olabilir mi? Kazanç yıllık hesaplanır. Kazanç yıllık hesaplanan için gelir vergisi beyannamesini verirsiniz. Gelir vergisi beyannamesinden de istisnayı uygularsınız. Ödemiş olduğunuz geçici vergiler varsa da onları iade alırsınız. Normal prosedüre göre. Mustafa Ersoylu sormuş. GMS'ye beyanı veren mükellef indirecek giderlerinde gerçek gider seçip 2 yıl önce yeni inşaattan aldığı daire yat %5'lik iktisap bedelinin yanında aynı daire yat %2 amortisman tutarını gider olarak indirebilir mi? Hem %5 hem de %2 uygulanabilir mi demiş. Evet, bunu sunumda da söylemiştik. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler
gelir vergisi kanunundaki gerçek gider olarak sayılan 11 bent halindeki hükümlerin hepsini uygulama hakkına sahipler. Ancak burada öncelikli olarak iki taneyi saymıştık. Bunlar en sona bırakılır demiştik. Diğerleri önce düşer. Ondan sonra kalırsa bunları düşer demiştik. Onlar da iktisat bedelinin %5'i ve kirada oturuyorsa ödediği kira giderini en sona bırakır. Öncelikle diğer giderlerini, gerçek giderlerini düşebilir. Dolayısıyla %2 amortismanı düşer. Hala kalan geliri kalırsa bakiye, buna da %5 iktisat bedelinin düşme hakkına sahiptir. Kar payı ile ilgili, bankada işlem, borsada işlem gören hisse senedinden kar payı almış. Kaç? 70 bin TL. Yine 2018'de satılan TÜPRAŞ hisse senetlerinden de 90 bin TL kar payı almış. Geçiş 67 mi 86 mı diye sormuş. Şimdi bu kar payı mı alım satım kazancı mı, ona karar vermeniz lazım. Eğer buna kar payı diyorsanız GVK 94'e göre değerlendireceksiniz. Yani bunun yarısı istisna, kalan tutar 34 bin lira yaşarsa beyan edeceksiniz. Ama alım satım kazancı olarak görüyorsanız, borsada bunu alıp satıyorsanız bu iştirakleri, borsada işlem gördüğü için geçiş 67 kapsamına girer. Borsadaki stopaj nihai vergidir, beyan söz konusu değildir. Bir de 3 yaşındaki oğlum için gündüz kreş bakım evi faturasını indirebilir miyim diye sormuş. Bu da dediğimiz gibi beyanname vermek şartıyla beyanlamadaki kazancınızın %10'una kadarki eğitim ve sağlık harcamaları kapsamındaki bir harcama olarak kabul edilip indirilebilir. Ancak bunun mükellef olan kişiden fatura, yani tam gerçek kişi ya da kurumdan fatura alınmış olması şartıyla. Kazancında %10'uyla sınırlı olmak şartıyla. Murat Acar sormuş, İrtibat bürolarından çalışan ve ücretlerinin gelir vergisi kesintisine tabi olmayan kişilerin elde ettikleri ücretler beyana tabi midir diye sormuş. Burada evet, İrtibat büroları yurt dışındaki firmaların Türkiye'deki ticari faaliyet kapsamında olmayan iş yerleri oldukları için bunlar mükellefiyet kurmazlar. Mükellefiyet kurmadıkları için de stopaj söz konusu değildir. Buradaki olay şudur, elde edilen kazancı kim nereden sağlıyor? Eğer bu kazanç normal şartlarda gerçek kişi stopaja tabi olmamış bir ücret geliri elde ediyorsa, bu ücret gelirini kendisi beyannameyle beyan etmek zorunda. Ancak burada bir ayrıntı daha var. Sunumda bunu söyleyemedik. Yurt dışından elde edilen bu kazanç, gönderen kişi veya kurum yurt dışında elde ettiği kazançlar üzerinden döviz olarak Türkiye'ye gönderiyorsa bu kişiye, bu durumda bu kazanç gelir vergisi kanununa göre gelir vergisinden istisnadır arkadaşlar. Bu kapsamda da böyle bir olay varsa bu kazanç beyan edilmez. Ancak bu irtibat bürosu çalışan kişinin bağlı olduğu yurt dışındaki firmanın Türkiye'de başka bir faaliyetten bir geliri varsa, bu durumda kazanç Türkiye'den edilmiş sayıldığı için bu kişi bunu beyan etmek zorunda, istinadan yararlanamaz. Ücretlerin beyan için hesaplama yapılırken kıdem ve ihbar tazminatları da brüt olarak hesaplamaya dahil edilebilir mi? Şimdi gelir vergisi kanunu 86. maddede beyan edilmeyecekleri anlatırken istisna kazançlar der, beyannameye dahil edilmez der. Kıdem tazminatları da istisna bir kazançtır. Kıdem tazminatı istisna kazanç olduğu için ücret matrağının tespitinde, ücret beyanının hesabında beyannameye dahil edilmez. Göksel Ayak sormuş, Atak mı? Ticari gelir kar 20 bin, stopaj uygulanmış GMS'yi, kira geliri 24 bin, toplam 44 bin, iş yeri kira beyan edilecek mi? 44 bin büyüktür 34 bin olduğu için iş yeri kira geliri beyan edilecek. Toplam kazanca bakıyoruz orada. Mustafa Ertaş sormuş, bir kişi tek işverenden yıllık 100 bin TL ücret gelir elde ediyor. Bir konutundan stopajsız 12 bin lira kira gelir ediyor. Bankadaki mevduatından 10 bin lira faiz gelir elde ediyor. Toplam kazanç 100 bin lirayı aştığından bu kişi istisna tutarından yararlanacak mı? Hayır, yararlanamayacak. Toplam kazanç beyan edip edilmediğine bakılmaksızın tüm kazancı topluyorsunuz. 120 bin lira yaşarsa istisna söz konusu değil. Yani burada ücretin beyan edilip edilmediğinin bir önemi yok. Arto Baklacıoğlu sormuş. Yalnızca mesai saatleri dahilinde iş için kullanılan seyahat kart tutarları gider yazılıp KDV'si indirilebilir mi? Bundan bahsetmiştik. İstanbul kart örneğini vermiştim. Özelge sunmuştuk. Orada ne diyordu? Eğer iş, serbest meslek erbabı kendisi kullanıyorsa bunun
iç yüzdeyle KDV'sini ayırıp KDV'sini indirim konusu yapabilir. Geri kalan tutarı da gider olarak kayıtlarına alabilir. Şirketin çalışanı için de yeni özelgede aynı şekilde bir açıklama yapıyor. Yani orada serbest meslek erbabı için verilmiş özelge ama şirket için de geçerli bu. Eğer çalışana sağlanan bir bu kartsa özelgeye uyacaksanız eğer çalışana sağlanan bir menfaattir, ücrettir. KDV'sini indiremezsiniz. Netten bürüte çıkarıp stopaj yapacaksınız. Fark etmez. Yani bunu yani şimdi bakın. Şimdi üstad da biraz bahsetti. Ücretlerin vergilendirilmesinde ücretin tanımı biraz çok geniştir. Çalışana sağlanan her türlü menfaat ücrettir. Böyle tanımlıyor. Çok geniş tanımlıyor. Ondan sonra bunun istisnalarını da 23 ile 29. maddeler arasında gelir vergisi kanununda sayıyor. Mesela çalışana iş yerine gidip gelmesi için servis sağlanması ücrettir. Bakın ücrettir. Ancak bunun istisnası vardır gelir vergisi kanunu 23. maddede. Çalışana elbise verilmesi ücrettir. Ancak bunun istisnası vardır 23. maddede. Bu İstanbul kartla ilgili bir istisna yok. Ha bu yani özelgeyi birebir doğru olarak mı algılarsınız? Burada biraz geniş yorumlamakta fayda var. Haklısınız. Yani bunu bir taksici gibi görebilirsiniz. Menfaat. Çalışan buradan bir menfaat elde etmiyor. İş kapsamında kullanıyor. Bunu düşünerek bunu siz yani bana sorulsa ben bunu gider yazdırırım. Ama İdarenin de vermiş olduğu bir özelgede var. Bunu da değerlendirin derim beraber. Gelir vergisi beyannamelerinde genç geçmiş istisnasını kullanmayan kişi yıllık gelir vergisi de kullanabilir mi? Geçici vergide kullanmayan kullanabilir mi? Şahsi kanaatim kullanabilir. Çünkü yıllık gelir vergisi geçici verginin toplamıdır. Orada kullanmadım diyerek hakkımı kaybetmem. Hatta Vefa Bey'in sunumunda vardı. İlgili yılda kullanmayan daha sonraki yılda düzeltme beyannamesi vererek kullanabilir diyerek idarenin görüşü var demişti. İdare bu görüşü veriyorsa geçici vergide kullanılmayanı yıllık gelir vergisi beyannamesinde kullanmasına hiçbir şekilde bir şey demez. Öyle zannediyorum. Çok fazla soru var. Ayşe Çankaya, neyse bir iki tane daha ben cevaplayayım. Proje olarak yapılan inşaat konut satışlarında tapu tarihi ile teslim tarihi arasında 2-3 yıl olabiliyor. GMS'ye gelirlerini beyan ettiğimizde gerçek gider yönteminde iksap tarihinden itibaren 5 yıl süreyle konut tesliminin %5'li indirim konusu yani bunu ne zaman yapılacak diye herhalde soruluyor. Doğru söylüyorsunuz. Tapular geç alınabiliyor. Burada kullanılmaya başlanma tarihi ne dikkat almak lazım? Maliye Bakanlığı'nın sirkülerlerinde, özelgelerinde bu İstisnaların uygulanması ya da vergi ilişkin bazı durumlarda tapu esaslı denen durumlarda ancak tapudan önce fiili kullanımın ispatlanması durumunda fiili kullanım tarihi itibariyle sürelerin hesabının dikkate alınacağını söyler hep. Burada da fiili kullanım tarihini siz eğer ki orayı fiilen kullanmaya başladığınızı nasıl ispatlarsınız? Yapı kullanım izin belgesi alınması, oraya bir abonelik açılması şeklindeki bir işlemler ya da kiraya vermeye başlamanız şeklindeki işlemler fiili kullanımı başlattığı için iksap tarihi olarak o tarih alınabileceğini düşünüyorum. Size bir ara vereyim istedim. Tamam olur. Tekrar İsmail Bey'e veriyorum sözü. Ben de yine hepsini kusura bakmazsanız cevaplayamayacağım ama bir iki tane yine hususu belirteyim sorulan sorularda. Stopajların vergi mahsubu talebimiz olmasına karşın vergi dairesi her vergi tahakkukunda telefonla aranıp mahsup yaptırılmasını istemektedir. Talep etmeyi unuttuğu zaman da mahsubu tamam. Cezalı yerine getirmektedir. Bir de çok kötü yazanlar. Vergi dairesinden alacağım olan stopajların gelecekteki vergi borçlarına mahsup edilmesi şeklinde dilekçe de vermiş bulunmaktayım. Ancak vergi idaresi buna bakmamaktadır denmiş ve bu sebeple de geciken ödeme tutarı 250 TL'yi aştığı için %5'lik indirimden yararlanamıyoruz demişler. Şimdi eğer verdiğiniz beyannamede iade edilecek tutar çıkıyorsa yani emanette bir paranız söz konusu yani artıdaysanız burada geçmiş gelecek dönemleri de seçerek yani ben gelecek dönemlerde doğacak vergi borçlarımı da mahsup etmek istiyorum dediğinizde bu mahsup talebi eğer ilgili vergi alacağının beyannamesi beyan döneminden önce verilmiş ya zamanında verilmiş ise bu mahsup talep dilekçesi o zaman mali idaresi zaten bunu gecikmiş bir borç veya işte bir vergi olarak değerlendirmiyor. Buradaki bilmiyorum uygulamada belki hatalar söz konusu olabilir ama daha sonra
Eğer mahsup talebiyle ilgili, yani iade işlemlerinde, mahsuben iade işlemlerinde bir sıkıntı çıkarsa, yani iade tutarı konusunda veya iade edilmemesi gereken bir vergi konusu söz konusu olursa, o zaman işte %5'lik indirimden faydalanabilecek bir konuma geliyorsunuz. Ama eğer bir vergi borcuna ilişkin daha önceden iade alacağınıza mahsup talep ediyorsanız, bu mahsup talep dilekçesi o vergi beyanname döneminden önce de, yani kanuni süresinden önce de verilmişse, biz bunu süresinde ödenmemiş bir vergi olarak kabul etmiyoruz açıkçası. Bu uygulamayla ilgili dediğim gibi, eğer ilgili vergi dairesi de belirtilirse ve bize de yazışmalar yapılırsa, yanlış bir uygulama varsa o konuda düzeltebiliriz hatamızı. Genç girişimci istisnasıyla ilgili olarak, şimdi 4A'lı olarak başka bir yerde çalışıyor. Ama yanında da hiç kimse çalışmıyor. Yani burada anladığım kadarıyla işin sadece kendisi var ama başka bir yerde sigortalı olarak çalışmakta. İşin bil fiil yürütülmesi noktasında bir sıkıntı doğar mı doğmaz mı noktasında. Şöyle bakıyorum ben odaya. İşin bil fiil yürütülmesi bizzat hani bakkal dükkanında iş başında bekler gibi değerlendirmek gibi düşünmemek lazım. Hani öyle iş tanımları var ki sadece bir telefon aracılığıyla veya internet aracılığıyla belki bir aplikasyon üretmiş olabilir bu genç girişimci. Belki başka bir reklam faaliyeti olabilir. Yani iş, bu da bir şekilde işte bil fiil iştigal sayılır diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla başkasının yanında sigortalı olarak çalışılması genç girişimci istisnasından faydalanılmayı engellemiyor. Eğer hani işte de hani fiili anlamda hani bizzat hani işin başında bulunmak noktasında değil ama kendi kontrolü içerisinde kendi işi bir fiil iştigal ettiğini belirtenen emareler varsa genç girişimci istisnasından faydalanılmasında bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Mali müşavirler olarak stopaj iadesi almaktayız. Alacağımız bu iadeyi ödeyeceğimiz vergilerin mahsubunu talep etmekteyiz. Ancak bu mahsup 1-2 ayı bulabilmekte ve bu süre içerisinde vergiler için ödeme emirlerine muhatap olmaktayız. Bu durumda yine benzer bir konu diye düşünüyorum. Bu durumda %5'lik vergi indiriminden faydalanabilir miyiz? Şimdi yine %5'lik vergi indiriminden faydalanması noktasında da eğer sizin iade edilecek bir verginiz varsa ve başka vergi borçlarına da mahsup talep etmişseniz, mahsup talep dilekçesi tarihine bakıyor idare ve diyor ki bu talep dilekçesi mahsubu istenen verginin ödenmesinden önce ise eğer, o anlık donuyor hukuki durum ve biz onu süresinde ödenmemiş bir vergi olarak kabul etmiyoruz. Ama tabii ki daha sonra mahsup talebi değerlendirilirken bir sıkıntı çıkabilir, iade edilmemesi gereken bir vergidir bu şeklinde bir tespit yapılabilir. O takdirde tabii ki süresinde ödenmemiş bir vergi olacak ve burada da %5'lik vergi indiriminden faydalanılması mümkün olmayacaktır. Bir de bir tane daha. Sorumlu sıfatıyla verilmesi gereken ÖTV beyannamesi 7143 sayılı kanun kapsamında beyanname verilerek ödemesi yapılmıştır. %5'lik vergi. Şimdi kanunda hüküm açık, verilmesi gereken beyannameler denildiği için 7143 sayılı kanundan faydalanarak daha sonradan bir ödeme yapmış olsanız da verilmesi gereken ÖTV beyannamesini zamanında vermemek veya yine bu kapsamda ödemeyi zamanında yapmamış olmak da %5'lik vergi indiriminden faydalanmasına ne yazık ki engel teşkil ediyor. Daha sonra yapılandırma kanunlarıyla yapılan ödemeler zamanında ödeme sayılmayacak. Yani daha çok var ama herhalde yeter teşekkür diye düşünüyorum. Ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bir soru da Zeki Bey'e var. Söz sizin. Ben de bunu yanıtlayıp sonrasında izin isteyeceğim bir programa yetişmek için. Geçici verginin bir kısmı, yani ödenebildiği kısım kurumlar vergisinden indirilebilir mi? Evet. Zaten süresinde ödenmemiş kurumlar vergisi beyan döneminde geçmişse geçici verginin hangi kısmı ödenmişse o kısmı indirilebilir. Geri kalanı aranmaz ama faiz hesabı yoluna gidilir. Arge yatırımı ile ilgili bir soru var. Soru biraz karışık ama kabaca anladığım kadarıyla ifade edeyim. Arge indirimi çifte indirim hakkı verir. Genelde bu tür teşviklerde olduğu gibi bir arge indirimi, yani yaptığınız harcamayı kurumlar vergisi beyanından düşersiniz. Bir de bunun yanında aktifleştirdiğiniz hakkı amortisman yoluyla gene gider olarak dikkate alırsınız.
Dolayısıyla ona ilişkin hesaplarda da hem işte indirim olarak dikkate alır, sonrasında da yatırım yapıp aktifleştirip amortisman olarak dikkate alırsınız. Soruya kabaca böyle cevap verebilirim. Teşekkür çok ediyoruz. İzninizi rica edeceğim. Görüşmek üzere. Kolay bilgileriniz gelsin. İçin de ayrıca kolay teşekkür gelsin. Ediyoruz. Hocamıza bir alkış yapalım. Sağ olun. Tekrar söz Selahattin Bey'de. Evet, sorular bayağı çok. Bazıları anlaşılmıyor. Yani anlaşılamadığı için cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Elena ve Deren Hanım sormuş. Emeklilik hakkını kazandığı gerekçesiyle işveren tarafından ihale sözleşmesiyle iş hakkı sonlandırılan kişilerde bu haktan yararlanabilir mi? Kıdem tazminatı tavanı dışında kalan kısım için stopaj yapılmışsa diye sormuşsunuz. Şimdi buradaki olay ihale sözleşmesi kapsamlanan kazancın tamamı istinna gibi algılanmasın. Kıdem tazminatıyla beraber yani bir kişi işten çıktığı anda hem kıdem tazminatı alıyorsa hem de ihale sözleşmesinde iş sonlama tazminatı kapsamında bir tazminat alıyorsa ikisi beraber toplanıyor. Tavan kıdem tazminat tutarı hesaplanıyor. Bunun üzerindeyse eğer aşan kısım ücret olarak vergiye tabi tutuluyor. Ama altındaysa vergilendirilmiyor. Örnek ben şöyle söyleyeyim size. Şimdi geçen yıl itibariyle 5500 TL'ydi. Kıdem tazminat tavan en yüksek devlet memuruna yıllık kıdem tazminat tavan sınırı. Bir kişi 10 yıl çalıştı. 5500 çarpı 10 yıl 55 bin TL'si istinna kazancının. Bu kişi aldığı ücret 2000 lira diyelim. 2000 çarpı 10 20 bin. İhale sözleşmesi kapsamında 25 bin daha aldı. 20 artı 25 45 bin. Üst sınırı ne kadardı? 55 bin. 45 bin 55 bin altında kaldığı için hem kıdem tazminatı hem de ihale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatın tamamı istinadan yararlanacak. Eğer böyle bir durum varsa da 2018 kanun çıkmadan önceki durumda varsa bu durumda başvurup idareye sizden kesilen stopajı iade etme alma hakkınız var. Ama sizin zaten aldığınız kıdem tazminat tutarınız en yüksek devlet memuru için belirlenmiş olan kıdem tazminat tavanını aşıyorsa ihale sözleşmesi kapsamında size yapılan ödemenin tamamı zaten ücrettir ve stopaja tabidir. Üç otaklı bir mekandan elde edilen kira geliri için tamamı kiracı tarafından ortaklardan birinin bank hesabına yatırıldı. Bu ortak diğer iki ortağın payını bank hesaplarına göndermiştir. Kiranın tamamı hesabına yatırılan ortağın GMS'ye beyanı nasıl olmalıdır? Buradaki gerçek durum esastır. Gerçek durumda da gayrimenkule kimler ortaksa her birisi o gayrimenkulün sahibi sıfatıyla gayrimenkul sermaye açısından mükelleftirler. Kiranın tek bir ortağa yatması beyanın sadece ortakçı tarafından yapılacağı anlamına gelmez. Her bir ortak payını hesap ettiren tutarı kendisi beyan edecek. İleride eğer idare kira yatan ortağın beyanıyla yatan parada tutarsızlık olduğunu görürse izaha davet eder. Zaten izaha davet edildiği zaman da bu kazanç 3 kişinin kazancı, 3'ü de şu şekilde beyan etmiştir şeklinde izahta bulunursa bir sorun da yaşamaz zaten. Necda Bostancı sormuş. GMS'de gerçek gider yöntemi seçildiğinde kiralanan yere ait aidat ödemeleri gider olarak indirilir mi? Hisseli yer olduğundan hisse payına düşen tutar olarak herhalde tutar olacak herhalde demiş. Evet, gerçek gider yöntemi seçen bir mükellefin arkadaşlar belgelendirmek şartıyla gerçek gider kapsamındaki gayrimenkul için yapılan tüm harcamaları düşme hakkına sahiptir. Kanunda arkadaşlar nelerin olduğu tek tek yazmıştır. Ödenen aidatlar da eğer aidata siz kiracı yüklenmiyorsa, kiraya veren aidat ödeyeceğine dair bir hüküm varsa sözleşmenizde ve kiracı bu aidat ödemiyorsa ödenen bu aidatı siz gider olarak dikkate alabilirsiniz ama kiracı aidat ödüyorsa bu aidatı siz gerçek gider yönteminde gider olarak düşme hakkına sahip değilsiniz. Gayrimenkule birden fazla kişi ortaksa da her birisi sizinle düşen tutarı gerçek gider yönteminde kullanma hakkına sahiptir. Yani bu belgeyi 3 ortakta kullanabilir ayrı ayrı hisseler oranında. Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi taşınmazı TOKİ veya emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı alması durumunda gerçek giderleri seçmesi durumunda 6 ayda bir enflasyon faizini gider yazabilir mi diyor. Evet yazabilir arkadaşlar. Gayrimenkul alınması için ödenen finansman giderleri de bir giderdir. Bu giderleri de gerçek gider yönetimi için seçerseniz ödeme indirim olarak düşme hakkına sahipsiniz.
Yani özelge yoktur ama şimdi orada şuna bakacaksınız. Bunun benzeri özelge yok ama faiz gideri açısından var. Yani fark etmez yani. Bunun gayrimenkul edinimi için yapılan bir gider mi değil mi? Biraz ben, ona bakmak lazım. Ben de burada bir katkı sağlayayım. Ben de üstada katılıyorum. Şimdi idari olarak katılıyorum demek katılmıyorum. Evet. Biraz sıkıntılı olabilir. Teşekkür ederim. Şimdi eski bir görüş çıkartırlar falan ama böyle demiştiniz de böyle de olmamıştı falan. Faiz gideri lafzına ben de takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu konuda bir özelgemiz var mesela. Birebir kıyas yapılabilir mi bilmiyorum. Mesela yine benzer konutun edinilmesiyle ilgili bu sefer Katılım Bankası'ndan alınan kredilerle herhalde ilgili kar payı adı altında ödemeler yapılmış mesela. Bu da kabul ediliyor. Mesela indirim yapılması kabul edilen giderlerden sayılıyor. Kar payı ödemeleri de sayılıyor. Yani burada illa faiz lafzına faiz gideri olarak değil de gayrimenkulün edinmesiyle ilgili üstadın da söylediği gibi finansman gideri gibi bakmak sanki daha adilane olur gibi düşünüyorum. Sorulmamış demek ki. Yani sorulsaydı gelirdi. Yani eğer hala tereddüt duyuyorsanız bir görüş alın. Görüş verecek olan merci de burada. O da zaten görüşünü söyledi. Benim görüşüm bu. Verecek merci de öyle söylüyor. Yani bu tür şeylere geniş yorumlamak gerekir. Çok dar kapsamlı giriş yapmamak. Ya bakın bu konular her yerde geçer. Şimdi örtülü sermayede, örtülü kazanç, örtülü sermayede finansman giderleri ve gibi giderler der. Bakın orada da geniştir yani. Evet. Neyse. Evet. Geçelim. Şimdi bir soru var burada ama gelir vergiyle ilgili değil. Daha çok ithalatla ilgili bir soru sorulmuş. Yani ithalatta faturanın geldiği tarih mi, gümrükten geçiş tarihi itibariyle mi defter kayıtları alınacak diye sorulmuş. Gümrükten geçiş tarihi mi defter kayıtları alınacak? Bu ne sormuş? Özel gemide çalışıyor. Gelir vergisi bodrosunda kesilmiyor. Gelir vergisi matrağı SGK kesintisi öncesi tutar mı olacak? Yoksa SGK kesintisi düşükten sonraki tutar mı olacak? Tabii ki arkadaşlar ücret gayri safi tutar üzerinden vergilendirilir der. Ancak ücretin vergilendirilmesinde gayri safi tutardan şunlar indirilir der gelir vergisi kanunu 61. maddesinde. Onlar nelerdir? O da ödenen SGK primleri. Dolayısıyla gayri safi tutardan ödenen SGK primi düşür. Ondan sonra ücreti matrağı bulunur. Bu kadar. Yeterli. Yani, anlamadım. Ben gerçekten bir mail atarsanız sevinirim. Benim mail adresim şeyde. Söz veriyorum cevap vereceğim. Çünkü gerçekten saat 1'den beri. Düzeltme verecek. Düzeltme yapacak. Düzeltme yapacak. Başka şey yok ki. Düzeltme beyanı yaparsanız. Eğer yani şimdi benim şahsi görüş, ben burada katılacak olursam. Eğer basitle tabi olan bir mükellefin kira geliri mi var onu mu söylemek istiyorsunuz? Kira geliri basitle tabi olan mükellefin faaliyetinin dışında bir gelirse Mart ayında verebilir onu. Tamam Mart'ta bir daha versin. Düzeltme versin. Düzeltme yapabilirsiniz. Bilindiği gibi eğer dediği gibi üstadın faaliyeti dışında bir gelirse bizim beyanname kodlarımız da farklı. Tabii mesela bir nolu değil 12 nolu beyannameden beyanname vermesi lazım. Biz bazen vergi dersi denetimlerimizde de bu tip şeylere rastlıyoruz. Diyoruz ki mesela bu kişinin eskiden izin veriyordu. Şimdi belki sistem geliştirilmiş olabilir. Mesela bir nolu beyanname değil
yalnızca GMS'den 12 nolu beyannameden beyanname vermesi gerektiğini söylüyoruz. Ben de öyle düşünüyorum. Yani eğer anladığım gibi ise bir düzeltme verecek. Sonra Mart'ta da yepyeni 12 nolu beyannamesini sadece gayrimenkul sermaye iradına münhasıran olarak verebilir diye düşünüyoruz. Gelir beyannamesi vermesi gerekir aslında. Basit usulden çıkıyor. Bence Şubat beyannamesini geri çekeceksiniz. Evet, Mart'ta ikisini Mart'ta beraber tek beyanname vereceksiniz. Evet, tek beyanname. Süresi vermesi. Daha geçmedi çünkü. Hayır, ne anlamadım birleşmesi derken? Kira geliri var da. Anladım. İkisi birleşince tek beyannamede vergi ziyan da olacak orada. Ayrı ayrı verirse. Tarifi artanların olduğundan dolayı. Ha, doğru. Zaten kanun öyle söylüyor. Diyor ki, basit tabi olan mükellef Şubat'ta verir ama diğer gelirle beraber olanlar ise basit usulde beraber Mart'ta verir diyor zaten. Mart'ta vereceksiniz. Tamam, mahsup isteyeceksiniz ondan. Tamam. Tamam. Evet, sorularımız da bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir semineri hep birlikte sonlandırdık. Bir dahaki seminerde görüşmek dileğiyle diyorum. Konuşmacılarımıza, üstadlara çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizimle birlikteydiniz. Bir sonraki ayda tekrar görüşmek dileğiyle. Önce sağlık diyorum ben de. Sonra mutluluk ve huzur dolu günler sizlerin olsun, bizlerin olsun. Saygılarımla.